Yani navbatdagi mana bu masalalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, y ning iljosida 3 x qo'shuv 4 to'g'ri chiziq ox o'qi bilan qanday burchak hosil qiladi? Funksiya grafikini taxminan chizadigan bo'lsak, demak x ning o'rniga 0 qo'ysak, y 4 ga teng. 4 nuqtadan o'tadi. X oldi koeffitsiyent musbat bo'lganligi sababli o'suvchi Yani bana bunu dek oruçta bulardı. Funksiyonel grafiği. Diye bana bu 4 nokta. Bana bunu dek oruçta bulardı. Doğru çizip o x'i oku bulan kandayı burçak hasıl kılardı. Bana burçayın tapağımız. Alfanı. Bizge malum bana bunu dek formuna oruldu. Tangens alfa deyin. Kg. Yani doğru çizik deyin. Burçak koeffisiyenti. Y deyin. Kx koşu. Kx koşu b. Bana bunu dek oruçta tangens alfa bilan x oldu k orasidagi bog'liqlik mana bunday bo'ladi. Bizda k berilgan, k iljosida 3 ga teng. Shu sababli biz tangens alfa teng iljosida 3 tenglikni hosil qilamiz. Bundan alfa teng 60 gradus ekanini hosil qilamiz. Demak, burchak 60 gradus ekan. Javob 60 gradus. Keyingi masala ham xuddi shunga birinchi masalaga o'xshaydi. Y teng kx qo'shuv 5 to'g'ri chiziq ox o'qi bilan 135 gradusli burchak hosil qilsa, k ni toping, ya'ni x oldidagi koeffitsiyent to'g'ri chizig'ining burchak koeffitsiyenti k ni toping. Va masalani yechamiz. Bizda endi burchak berilgan. X ning o'rniga 0 qo'ysak, y 5 ga teng bo'lyapti. Demek tahminen bana bu görünüşte. 5. Bana bu burçak 135 gradı söken. Hani yani doğru çizimine teyilenmesi deyi. Bana x'nin burçak koeffisiyenti k'ni tapışımız gerek. Yani yukarıdaki formuladan faydalanalımız. Tangens alfa deyin k. Teyilenmeden faydalanalımız. Bir de alfa verilgen. Alfanın oranı 135 gradısını ap görüp koyup. K deyin. Tangens 135 gradus. Teng bu minus 1 ga teng. Demak k minus 1 ga teng ekan. Javob k minus 1 ga teng. Navbatdagi misolga o'tamiz. Y teng iljosida 3x qo'shuv 2 va y teng minus x plus 2 to'g'ri chiziqlar orasidagi burchakini toping. To'g'ri chiziqlarning taxminiy grafiklarini chizamiz. X'ni o'rniga 0 qo'ysak, y 2 ga teng ekan. 2 dan 2 degan nuqtadan o'tadi va x oldidagi burchak koeffitsiyent musbat, demak bu o'suvchi funksiya. Mana bunda o'suvchi funksiya sifatida chizamiz. Ya'ni 2 ga teng ekan. Hop, keyin mana bu yerga yozib turaylik. Yana ikkinchi to'g'ri chizig'ini chizamiz. Y teng minus x qo'shuv 2. X'ni o'rniga 0 qo'ysak, bu ham 2 ga teng. Demak bu funksiyaning grafigi ham mana shu nuqtadan o'tadi. X oldidagi koeffitsiyent manfiy bo'lganligi sababli funksiya kamayuvchi. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi to'g'ri chiziq. Va birinchi to'g'ri chizig'ni x o'qi bilan hosil qilgan burchagini alfa desak, u holda tangens alfa iljosida 3 ga teng. Ikkinchi to'g'ri chizig'ni mana bu to'g'ri chizig'ni x o'qi bilan hosil qilgan burchagini mana buni burchagini beta deb olsak, bu holda tangens beta teng x ni oldidagi koeffitsiyent minus 1 ga teng. Birinchi tenglikdan alfani topishimiz mumkin. Alfa teng 60 gradus. Ikkinchi tenglikdan betani topamiz. Beta teng 135 gradus. Hop, alfa va betalarni topdik. Endi to'g'ri chiziqlar orasidagi burchakni toping. Bu degani to'g'ri chiziqlar orasidagi mana 4 ta burchak hosil bo'lyapti, shundan kichigini toping. Beta 135 gradus. Demak mana bu burchak ikkita bir qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. 180 gradusdan 135 ni ayirsak, bu burchak 45 gradus ekan. Alfa 60 gradus buni topdik. Endi mana bu uch burchakni qaraydigan bo'lsak,
İkide burçakını biz bilemiz, onun üçüncü burçakını tapışımız mümkün. Gamma bilen bir graf koysak, o halde üç ara burçaylar yığındası 180 gradus keteyim. Yani gamma koşu 60 gradus, koşu 45 gradus, 180 gradus ke. 60'ke 45'ni koysak 105 gradus, 105'ni 10 taman gördüksek, gamma teng 75 gradus. Mana gamma ötkür burçak, yani 90 gradusdan küçük. Demek bu ikide toru sızılarını kesişeden hasıl bölgen burçak iken. Şimdi kılıp cevap, toru sızılarının arasındaki burçak 75 gradus.